Barış Terkoğlu. Şüphesiz komünistin şüpheli ölümü. İstanbul'da şüpheli gazeteci ölümü. ABD'li gazeteci Karaköy'de ölü bulundu. Geçen hafta medya benzer başlıklarla verdi. Haksız da değiller. Muhtemelen ihbar alan polis de meraklı vatandaşlar da benzer şeyler düşünüyordu. ABD'li gazeteci şüpheli ölü bulunmak. Oysa Andre Willcheck'in hikayesi basit tanımları hak etmiyor. Gazeteci, yazar, düşünür, romancı, belgeselci diyorlardı. Oysa en çok savaş muhabiri denilmesinden hoşlanıyordu. Vilcek 1963 yılında Leningrad'da doğdu. Komünisti, Sovyet hükümetinde bakandı ve Kazakistanlı etnik bir Çinliydi diye anlattığı dedesi Hussein İşakov idam edilmişti. Suçlama casusluktu. Gerçek sonradan anlaşıldı. Alman istihbaratı yaptığı sızıntılarla Sovyetleri şaşırtmış, İşakov'u Japon ajanı olarak takdim etmişti. İtibarı iade edildi. anne anneannesi ise bir daha hiç evlenmedi. İkinci Dünya Savaşı'nın madalyalı gazisiydi. Ailesinin pek çok üyesi savaşta ölmüş, savaş boyunca açlıktan ölme tehlikesi yaşayan annesi ise hayatta kalmış bir bilim adamıyla evlenmişti. Bana Einstein'ın görelilik teorisini öğrettiğinde 8 yaşındaydım diye anlatıyor Çek babasıyla ilişkisini. Rus edebiyatını annesinden, Sovyet operalarını ve Rus tarihini anneannesinden felsefeyi ve mantığı babasından almıştı. Vilçek ailesi Andire 3 yaşındayken babasının ülkesine biralardan bildiğimiz Pilsen'e taşındı. Andire sevmediği bu şehirde hiç bilmediği bir şeyle tanıştı. Yabancı düşmanlığıyla. Teneffüslerde birkaç çocuk yanıma gelip sırf annem Rus olduğu için ya da Asyalılara benzeyen yüz hatlarım nedeniyle beni döverlerdi diyen Andre ekliyor. Kışın ayakkabılarıma işerlerdi ve çişleri donardı. 1968 yılındaki Çekoslovakya olayları aile içinde bir kırılma oldu. Rusya'ya tepkili babası Komünist Parti'den ayrıldı. Annesiyle Fikren de Ruhen de yolları ayrılmıştı. Vatansız Andre'nin ailesi de dağıldı. Çekler yeminli Rus-Sovyet düşmanlığıydı diyen Andre, genç yaşında Batı medyasını takip ediyor, Sovyetleri eleştiriyor, sistem karşıtı eylemlere katılıyordu. Asiydi. Ergen yaşta içki şişesi elinden düşmüyor, günde iki paket sigara içiyordu. İleri Sarayım adlı ilk şiir kitabını Avrupalı yayın evlerine gönderdi. Ardından Çekoslovakya'yı terk etti. Önce İtalya'da yaşadı. Sonra ABD'ye iltica etti. 20'li yaşlarında artık New Yorklu ABD vatandaşı Andre olmuştu. Üniversitede sinema okudu. İlk evliliğini petrolcü ailenin kızı olan bir piyanistle yaptı. Andre, "Batı'nın gerçekliğinin medyanın propagandasından duyduklarımdan tamamen farklı olduğunu kavradım." diye anlatıyor yaşadığı kırılmayı. Harlem'de yoksul mahalle direnişlerini gördü. ABD'nin emperyalist müdahalelerinin iç yüzünün anlatılan kahramanlık öykülerinden farklı olduğunu anladı. Sosyalizmin çözülmesi Andre'nin iyi para kazanması da demekti. Çok dilli bir çevirmendi. Küresel şirketlere Çekçe ya da Rusça yardım ediyordu. Ama o depresyonda, hatta intiharın eşiğindeydi. Büyük Sovyet şehirlerinin özelleştirilmesi ya da onur duyulan Sovyet bilimsel araştırma gemilerinin Şili ve Peru açıklarında derin denizlerde ıstakoz ağlamalarına yardımcı olsun diye çok uluslu gıda şirketlerine 3 kuruşa satılmaları için telefonla müzakereler yürütüldüğünde oradaydım diye anlatıyor gördüklerini Andre. Kapitalizm çıplak haliyle ortadaydı. Eski Sovyet Cumhuriyetleri soyulmaktaydı sözlerini ekliyor. Her şeyi bir anda bıraktı. Sovyetler Birliği yaşarken liberalleşen Andre sistem çökünce komünist olmuştu. Eşinden ve işinden ayrıldı. Bütün gemileri yaktım diyen Andre, emperyalizmin kirli bir savaşın içine soktuğu Peru'ya doğru yola çıktı. Hala bir omurgamın, solda bir kalbimin olduğunu ispatlama zamanıydı sözleriyle tarif ediyor. İkinci hayatının başlama anını. Her şeyi vardı ama diğerlerinin arzu ettikleri şeyler midemi bulandırdı diye anlatıyor seçimini entelektüel ve duygusal vatanım dediği Küba dahil Latin Amerika ülkelerinde yıllarını geçirdi. Belgeseller çekti, haberler yaptı. Emperyalist destekli diktatörlüklerin yıkımlarını, çetelerin vahşetlerini anlatan yazılar yazdı. Latin Amerika, Afrika'dan Asya'ya, kısacası batı dışı dünyaya açılan kapısı olmuştu. Onun çektiği Ruanda Gambit Afrika'da Ruanda soykırımını belgeliyordu. Bir ülke değil bir kavram dediği Endonezya'daki katliamları anlattı yeminli bir emperyalizm karşıtı olarak Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta savaş muhabirliği yaptı. Onu klasik bir savaş karşıtı sanmayın. Savaş berbat ama adalet ve özgürlük için savaşılması batılı sömürgecilerin yarattığı sahte barışlardan çok daha iyidir ifadeleriyle özetliyor tavrını. Ülke doğal kaynaklarını batılı şirketlerin karlarına bütünüyle feda ettiğinde ve halk boyun eğerek geri çekildiğinde batı için barış olur sözleriyle kirletilmiş kavramı eleştiriyordu. Noam Chomsky ile yazdığı ve 35 dile çevrilen Batı terörizmi dahil sayısız kitaba, belgesele, makaleye, habere imza atan, her birini belinde bir silah gibi kullanan bu savaşçının yorgun düşmesi belki de kaçınılmazdı. Hiç emekli olmayacağım, bu benim sonum olurdu. Hikayem hayatımdır. Yolculuğum hikayemdir diyen Andre, gezdiği 160 ülke içinde bir türlü anlayamadım dediği Türkiye'ye aşıktı. Eminönü esnafıyla Türkçe konuşuyor, Beyoğlu'nda bol kepçe lokantalarında yemek yiyor, sirkecide martılara simit atıyordu. İstanbul'lu olmak için ev bakıyordu. İleri derecede şeker hastasıydı. Son döneminde bacakları tutmuyordu. Güçten düşmüştü. İşin tuhaf yanı doktora gitmeyi de kabul etmiyordu. En büyük korkusu hastanede bir kaşıkla beslenmekti. Ağzıma sıçıldığında ve kımıldayamaz duruma geldiğimde bile ben bir savaşçıyım enternasyonalist komünistim. Biz kazanıyoruz. Yavaş yavaş, çok yavaş ama kazanıyoruz diyecek kadar umutlu ve iyimserdi. Endonezyalı bir komünist yayıncı olan son eşi Rossi ile birlikte önceki hafta İstanbul'dan Samsun'a dinlenmeye gitti. Eşinin anlattığına göre kendini kötü hissettiği için odasından bile çıkamadı. Bir arabaya binip İstanbul'a dönmeye karar verdi. Saat geç olmuştu. Yolda uykuya daldı. Bir daha uyanamadı uzaktan bakanlar şüpheli bulsa da yakınları sağlık sorunlarının onu öldürdüğünü düşünüyordu. Hiç çocukluğum olmamıştı, hiç aidiyet duygum olmamıştı, hiç vatanım olmamıştı diyen Andre'nin ilk tercihi yakılıp küllerinin dünyaya savrulmasıydı. Türkiye'de bu mümkün değildi. Hastalıkları ağırlaştığında İstanbul'a gömülmeyi de kabul etmişti. Özlüyorum dediği anneannesiyle yaz tatillerinde Leningrad'da yaşadığı güzel anılar onun gerçek vatanı mıydı, gerçek hasreti miydi bilmiyorum. Dostlarından öğrendiğime göre İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyısında Kilyos'ta bizden bir mezarlığa gömüldü. Yaşarken hep yapıyordu. Şimdi de kafasını kaldırabilse belki karşı kıyıya bakacak ve dalıp gidecekti. Annenizi ya da babanızı ziyarete gittiğiniz bir mezarlıkta Andre Wilczek yazan Fatihasız bir mezar taşı görürseniz şaşırmayın. Kendisinden bahsettiği gibi anti-emperyalisti, komünisti, dinozor olmayı göze alan bir savaşçıydı. Ayakta öldü deyin o kadarı yeter. Barış Terkoğlu